Halkbank'ın katkılarıyla. Merhaba, Makroskop'la karşınızdayız. Ekonomi gündeminin başlıklarını konuşacağız. Hiç şüphesiz geçtiğimiz hafta merkez bankalarının kararlarını takip etmiştik. Bizim merkez bankamızın faiz kararı gelmişti. Aynı gün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da takip etmiştik. Zira 11 yıl aranın ardından ilk kez 50 bas puanlık bir artırım yapmıştı Avrupa Merkez Bankası. Bu hafta ise gözler FED'de olacak. Öte yandan yine Perşembe günü itibariyle Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu da yayınlayacak. Tüm bu gelişmeleri konuşacağız. İstanbul stüdyomuzda konuğumuz ekonomist Mustafa Aşkın. Mustafa Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi akşamlar, hoş bulduk. Sağ olun. Ve uzaktan bağlantıyla da Albaraka Türk Baş Ekonomisti Ömer Emeç bizlerle birlikte. Ömer Bey, merhabalar, hoş geldiniz siz de yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi geçtiğimiz hafta tabii hem bizim Merkez Bankamızın hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip etmiştik. Ama bu hafta gözler biraz da Amerika'da olacak. Fed'in faiz kararını takip ediyor olacağız. Ne kadarlık bir faiz artırım beklentiniz var? Ve öte yandan bu faiz artırımlarına aslında baktığımızda Mart ayından bu yana Fed 150 bas puanlık bir artırım yaptı faiz oranlarında. Ama bunun enflasyon tarafındaki etkisi ne ölçüde oldu diye baktığımızda enflasyonda hala yükseliş devam ediyor. %9.1'e yükseldi. Dolayısıyla da burada farklı soru işaretleri oluşmaya başladı kafalarda. Gecikmeli bir acaba etkisini göreceğiz Fed'in kararlarının. Yoksa yani arz kaynaklı bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımız için talep yanlı ya da talep tarafında getirilen bu adımların etkisi biraz sınırlı mı oluyor? Çünkü talebin de canlı olduğunu görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunu tartışalım. Mustafa Bey, buyurun sizinle başlayalım isterseniz. Öncelikle beklentiniz nedir ve neden Fed'in faiz artırımları enflasyon tarafında bir geri çekilmeye neden olmuyor? Esasında 2008'den beri merkez bankaları, özellikle büyük merkez bankaları çok tartışılır oldu. Fed'in daha önceki açıklamaları zaten enflasyonist baskının geç geleceği yönündeki beklentisi ve geçici olacağı yönündeki beklentisiyle ciddi bir hata oluşturdu. Şimdi bu hatayı telafi etmeye çalışıyor. Bu yüzden biraz agresifleşti ama teorik olarak baktığınızda faiz artışının zaten ekonomiye etkisi 2-3 aydan önce hissedilmez. Dolayısıyla sert tutumuna yeni başladığını düşünürsek Fed'in yavaş yavaş etkisini arttıracağını görebiliriz. Önümüzdeki toplantıda 0.75 bas puan daha faiz artışı bekliyorum. Yıl sonu %3.5 gibi olabilir muhtemelen. Bunun etkisini de yavaş yavaş esasında öncü göstergelerde görüyoruz. PMI'ler açıklandı geçtiğimiz günün içinde. PMI'larda yavaş yavaş Amerika'da bir geri çekilme olmaya başladı. Bu da arz yönlü olsa da temeldeki mamul ham maddelere olan talebin veya belli ürünlere olan talebin azaldığını gösteriyor. Enflasyon bir tür esasında büyük bir yük katarı gibidir. Frene bastığınızda ilk istasyonda duramayabilirsiniz. Öteki istasyona kadar o imelenmeyle gider. Dolayısıyla da bunu biz biraz daha yükselişini belki görebiliriz ama yıl sonuna doğru Amerika'daki enflasyonun yavaş yavaş artık durağanlaşmaya, bir plato yapmaya başladığını göreceğiz. Dolayısıyla Fed için tamam geç kaldı ama aldığı önlemler çok önemli. Özellikle ben faiz artışından ziyade parasal miktar sıkılaştırmasını ne derecede etkin kullanıp kullanmayacağını merak ediyorum. Şayet bunu sert bir şekilde kullanmaya başlarsa özellikle varlık fiyatları üzerinde ciddi derecede bir dalgalanmaya yol açabilir. Biz bunu 2008'de daha önce 80'li yıllarda görmüştük. Dolayısıyla benim merak ettiğim konu yarınki Powell'ın konuşmaları ve açıklamalarında miktarsal sıkılaştırma boyutunun daha önce ilan ettikleri düzeyde olup olmayacağı veya daha farklı bir yola gidip gitmeyecekleri yönde olacaktır. Hı hı. Peki. Ömer Bey, sizin beklentiniz nedir? Ne kadarlık bir faiz artırımı bekliyorsunuz Fed'den? Ve yani enflasyondaki yükselişin daha ne kadar devam etmesini beklersiniz? Fed'in faiz artırımlarının etkisini ne zaman görmeye başlarız sizce enflasyon tarafında? Yani Semra Hanım şöyle, tabii şu an itibariyle son iki haftadır blackout period dediğimiz, aslında Fed başkanlarının konuşmadığı bir dönem. Tabii bu hafta toplantı var. Toplantıda bir 75 ile 100 arasında bir genel geldi gitti beklentiler ama ben genel itibariyle sinyallerden 75 bas puanlık bir artırımın olacağını bekliyorum. Tabii hatırlayalım, 100 bas puan konuşulduktan sonra 75'e dönünce bir piyasalar tarafında bir coşku ve bir ralli yaşanmıştı.
Ama piyasanın tabii 100 yerine 75 olacak gibi sinyalli olması, ki benim de beklentim o yönde, 75 olacağı yönde. Hani sanki çok şey olmayacak gibi, yani piyasaya çok pozitif sinyal gibi algılandı ama halen Fed'in 75 bas puanlık artışının da ciddi bir artış olduğunu yine bir tarafa not etmek lazım. Bugün Yellen'ın yaptığı konuşmaya bakıldığında aslında çok enteresan söylediği şeyler var. Şimdi büyüme tarafına baktığımızda ilk çeyrekte malum bir daralma yaşadı Amerikan ekonomisi. Muhtemelen ikinci çeyrekte de buna benzer bir şey olacak. Teknik resesyon tanımına baktığımızda muhtemelen ikinci çeyrek dataları açıklandığında Amerika'da şu anda zaten teknik bir resesyonun içerisinde olduğumuzu göreceğiz. Tabii burada Yellen'ın söylediği farklı bir konu var. O da şunu söylüyor: her ne kadar teknik bir resesyon olsa da aslında ona çok odaklanmayın. Çünkü iç piyasalar halen güçlü devam ediyor. Burada gördüğümüz tamamıyla stoklar ve dış ticaret kaynaklı bir tablo durumu söz konusu. Halen istihdam piyasası ve üretim ve tüketim tarafı canlı. Dolayısıyla Fed'in odaklanması gereken yer enflasyonla mücadele tarafı olması lazım diye bir yönlendirme durumu söz konusu. Hal böyle olunca ben genel itibariyle şu beklenti içerisindeyim. Fed önümüzdeki dönemde şeye devam edecek. Enflasyonu ilk etapta bir platoda tutmak ve sonradan baz etkisinin devreye girmesiyle birlikte düşürmeyle ilgili ana rotasında devam edecek. Burada 75 bas puanlık artıştan sonra bir ekonomideki genel itibariyle az önce Mustafa Bey'in bahsettiği PMI'lardaki geri çekilişin nereye kadar ineceğine bakacak. Ondan sonra da ne kadar hızlı ilerleyeceğine bakacaktır. Genel itibariyle ben fiyatlamalara baktığımda şöyle bir fiyatlama tablosu görüyorum. İşte OİS eğrilerine ya da swap taraflarındaki datalara baktığımda 3,3'lük gibi bir fiyattan sonra, bir faizden sonra fonlama tarafında 3,3'ten sonra geri çekiliş beklentisi söz konusu. Yani bu şu demek oluyor: Fed o kadar sıkılaşacak ki bir şekilde oradaki fonlama tarafında 3,3'ü gördükten sonra resesyonla da birlikte tekrar indirimlere başlamak durumunda kalacak. Benim genel itibariyle de beklentim buna biraz paralel, belki datalar farklılaşabilir ama ana direction'ın böyle olacağını ben de öngörüyorum. Ekonomi tarafında hızlı bir faizler tarafındaki artış, sonra ekonomik durgunlukla birlikte, ki bu da muhtemelen 2023'ün başlarında ya da 2023'ün herhangi bir yerinde olabilir, tekrar o döngünün tersi işlediği ve faiz arttırımı indirimlerinin tekrar devreye girdiği bir ortamla karşı karşıya kalacağız. Tabii burada niye o kadar hızlı etki etmiyor? Birinci sebep tabii genel itibariyle baktığımızda biz buradaki etkilerin daha ziyade arz yönlü olduğunu görüyoruz. Burada tabii arz yönünün dışında talep tarafını da etkileyen, beklenti kanadını etkileyen boyutları söz konusu. Ama bununla birlikte hali hazırda devam eden bir Rusya ve Ukrayna tarafındaki gerginlik, tedarik zincirlerinin halen tam olarak oturmamış olması, bununla birlikte azalmakla birlikte hali hazırda Covid tarafındaki belirsizlikler burada tam anlamıyla bu atılan adımların işlemesini engelliyor. Ama günün sonunda benim de beklentim enflasyon tarafında bu adımların birkaç ay içerisinde bir platodan sonra etkilerini göstermesi baz etkisiyle birlikte. Ama dediğim gibi ekonomik durgunlukla birlikte tam tersi bir tabloda tekrar faiz indirimlerine başlanmasını bekliyorum. Siz katılır mısınız Ömer Bey'e? Yani bu kadar sert sıkılaştırma süreci resesyonu tetikleyecek mi? Çünkü ilk çeyrek verisi zaten eksi gelmişti, daralmaya işaret etmişti. Bu devam eder mi ilerleyen çeyreklerde? Bu kadar sert faiz artırımları da bu resesyon ihtimalini güçlendiriyor mu sizce? Resesyon ihtimali güçlendiriliyor ama baktığınızda bunun stagflasyona dönme olasılığı da yok değil. Yani durgunluk içindeki enflasyon baskısını da hissedebilir Amerika Birleşik Devletleri. Geçmişte böyle birkaç tane olaya şahit olmuştu Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla çok çabuk hani recover edip tekrar faizi indirecekleri kanaatine pek katılmıyorum. Çünkü hızlı faiz artışının yaratacağı bazı süreçler, mekanizmalar, özellikle finansal piyasadaki mekanizmalar zedeleyecek. Zedelemesi de gerekiyor zaten. Fazlasıyla finansal piyasalarda varlık fiyatlarını şişirdi Fed. Bunu daha önce 2013 ve 2008'de de yapmıştı. Sonucu farklı şekilde nihayetlendi. Bir parça daha belki yatayda kalıp Fed bekleyip biraz daha 2023'ün sonuna doğru
datalarla birlikte karar verecekmiş gibi geliyor bana. Çünkü sadece kendi ekonomisiyle ilgili aldığı kararlar kendi ekonomisindeki durgunluğu veya enflasyonu önlemekle yetmeyebilir. Hı hı. Çünkü dünya başka bir yerde. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın konumu farklı bir yerde. Çin, Japonya daha farklı bir ekonomi politikası uygulamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla küresel anlamda baktığınızda belki resesyonu yaşayabilir. Hatta belki stagflasyon da yaşayabilir ama tek başına ben tekrar faiz indiriyorum dediğinde ne kadar etkili olur? Benim şüphelerim var. Peki Avrupa tarafı için ne kadar siz bir risk görüyorsunuz? Yani Avrupa Merkez Bankası da 11 yıl aranın ardından %50 bas puanlık bir artırım yaptı faiz oranlarında. Biz orada şunu konuşuyorduk geçtiğimiz hafta. Yani bu kadar enerji darboğazına rağmen tamam enflasyon yükseliyor ama karşısında da bir enerji krizi var. Enerji krizinin beklenen resesyon tetikleme ihtimali de çok güçlenmiş durumda ki geçtiğimiz hafta IMF buna dair bir rapor da yayınladı. Bazı ülkelerde %6,5, Almanya için %4,5'luk bir daralmaya işaret etti. Yani hali hazırda resesyon varken karşılarında ve bir enerji krizi de varken buna rağmen sert bir faiz artırımı yaptılar. Bu sert faiz artırımı devam eder mi ve resesyonu ne kadar tetikler sizce Avrupa için? Tabii sırf faiz artışına bağlı olarak resesyonu nitelendirmemek gerekiyor. Yapısal bazı sorunlar var Avrupa Birliği'nin. Özellikle enerji bağımlılığını yaratacağı sorunlar bugünden gün yüzüne çıkmış durumda. Sizin de özetlediğiniz gibi. Sonbahar ve kış aylarında Rusya ile eğer anlaşma sağlanamazsa veya alternatif bir enerji kaynağı bulunamazsa zaten Avrupa ile ilgili ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar söz konusu. Almanya'nın da PMI'larına işte FIFO, IFO endeksine falan baktığınızda üretim bağlamında ciddi sorunların ilk işaretlerini görebiliyorsunuz orada da. Dolayısıyla ama Merkez Bankası'nda yapması gereken bir şey var. Bilançoyu çok fazla büyüttü. Aynı FED gibi Avrupa Birliği Merkez Bankası onu toparlamak zorunda. Bir denge bulmak zorunda. FED kadar olmasa bile faiz artışına bir süre devam edecektir. Ama sonbahar özellikle Ekim'de Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın bir parça daha olayın seyrine bakacağı kanaatindeyim. Yani ara verip durumu gözleyecek çünkü görünen o ki üretimle ilgili Avrupa Birliği'nde ciddi sorunlar olacak. Hı hı. Ömer Bey sizin değerlendirmeniz ne olur? Avrupa'ya dair nasıl bir beklentiniz var? Yani bu sert faiz artırımları ve varlık alım programlarında azaltım sürecini sertleştirir mi Avrupa tarafı ve bunun yani resesyon riskini ne kadar güçlendirdiğini düşünüyorsunuz? Yani şöyle Avrupa tarafı tabii biraz daha çetrefilli. Çünkü Amerika görece hani daha homojen bir yapıdan bahsederken Avrupa Birliği tarafında ülkelerin genel itibariyle hem finansal koşulları hem makroekonomik dinamiklerinin birbirinden daha da ayrıştığı, dolayısıyla böyle herkesi kuşatıcı bir kararın verilmesinin daha zor olduğu genel bir durum söz konusu. Yani bunu aslında şeyde de görüyoruz. Ülkeler arasında işte bu fragmentasyon dedikleri aslında spreadlerin, tahvil spreadlerinin çok farklılaştığı şeylerde de görüyoruz. İtalya'daki spreadle mesela Almanya tahvilleri arasındaki spreadlerin ne kadar genişlediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu da ortak bir para politikası geliştirme tarafını biraz daha zorlaştıran bir adım oluyor. Dolayısıyla asıl bence temel Avrupa tarafında zorlaştırıcı noktalardan bir tanesi bu. Çünkü her birinin toplantıya gelirken farklı bir ajandayla, farklı bir makroekonomik politika setinin desteklenmesiyle ilgili masaya oturduğunu da not etmek lazım. Birinci tablo bu. İkinci tablo tabii enerji tarafındaki mesele Avrupa'yı bu anlamda çok daha etkiliyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna meselesinin nasıl gideceği ve hali hazırda şey tarafında sonbahar ve kış aylarında bir kesintiyle karşılık karşılaşmayacakları ayrı soru işaretleri. Nitekim öncü göstergelere baktığımızda da oralarda da bir genel itibariyle dünyanın genelinde gördüğümüz duraksamanın olduğunu görüyoruz. Ben bu anlamda baktığımda Avrupa'daki meselenin aslında Amerika'dan çok daha çetrefilli ve zor olduğunu görüyorum. Hem bu para politikası yoluyla bunları yönlendirmek hem de bu kadar farklı ülke dinamikleri olan yeri ana bir para politikası çerçevesinde götürmekle ilgili. Burada yeni enstrümanlar geliştiriliyor. Hem tahvil tarafındaki hem fragmentasyon tarafında nasıl yönetileceğiyle ilgili adımlar atılıyor. Ama şeye baktığımızda mesela son yapılan işte 50 bas puanlık artırım faizler tarafındaki artırım öncesindeki kafa karışıklığına ve sinyallerdeki farklılaşmaya baktığımızda
bu tablo biraz daha netleşiyor. Malum önce açıklama yani bu euro dolar paritesi bir seviyesinin altını görmeden önce yani 25 yapılır, bir sonraki toplantıda 50 düşünülebilir gibi bir yaklaşım içerisindeyken sonra euro dolar paritesinin birin altına gelmesiyle birlikte burada 50 bas puanlık arttırımın hemen devreye girdiği ve beraberinde diğer önlem paketlerinin de açıklanmaya başladığını gördük. Ben bu anlamda dediğim gibi Fed, Amerikan ekonomisi, ECB ve Avrupa ekonomisi gibi baktığımızda şey tarafında Avrupa'daki işin biraz daha zor olduğunu ve resesyon ihtimalini özellikle jeopolitik riskleriyle birlikte değerlendirdiğimizde daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi biraz bize dönelim. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz kararını takip ettik. Karar beklentiler doğrultusundaydı. Faiz oranlarında bir değişiklik yapmadı Merkez Bankası. Karar metni de bir önceki metinle hemen hemen aynıydı aslında. Bir tek resesyon ifadesi eklenmişti aslında. Makro ihtiyati ilave tedbirlerin alınabileceğini de tekrar altını çizdi Merkez Bankası. Ama bu hafta tabii yılın 3. enflasyon raporu var. Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunda sizce ne kadar bir güncelleme yapar? Yani güncelleme yapar mı ya da ne kadar bir güncelleme yapar? Onu sorayım önce. Esasında daha önce 42.8 olan bir güncellemesi mevzu bahisti. Hızlı bir artırış yapmıştı. Şu anda piyasadaki konsensüse baktığınızda yıl sonu enflasyonun 60 ile 70 arasında dağıldığını görüyoruz. Ekonomistler ve çeşitli analistler tarafından. Baktığınızda yine Merkez Bankası ile piyasa konsensüsü arasında ciddi bir fark var. Ama Merkez Bankası'nın bir tutumu var. Genelde daha sonra ve toptan yapmayı hedefliyor böyle bir düzeltmeyi. Bir de beklenti yönetimi açısından hızlı bir düzeltme yaptığında beklentilerin sanki daha da bozulacağıyla ilgili bir şeyi de var. Kanaati de oluşuyor zannedersem. Zaten enflasyon hedeflemesine baktığınızda enflasyon hedefi hala 5. Ama gerçekleşmeler biliyorsunuz çok daha farklı. Dolayısıyla esasında enflasyon politikası, hedeflemesi ve para politikasında bazı şeylerin değişiyor olması gerektiği ortada. Hep ifade etmeye çalışıyoruz. Merkez Bankası ile piyasadaki para politikası gerçekliği arasında kopukluklar var ne yazık ki. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın biraz daha beklenti yönetebilmesi için daha güven verici politikalar uygulaması sanki daha yararlı olur gibi geliyor. Ömer Bey, sizin beklentiniz nedir? Yani bir güncelleme bekliyor musunuz ya da ne kadarlık bir güncelleme bekliyorsunuz Merkez Bankası'ndan? Ya şöyle, tabii geçen hafta da yine kritik bir haftaydı para politikası çerçevesiyle ilgili. Geçen hafta da malum para politikasının kararı açıklandı. Burada politika faizi tarafında bir sabit duruş söz konusu. Genel itibariyle ben Merkez Bankası'nın yaklaşımına baktığımda şunu görüyorum. Liralaşma çerçevesine oturtulan, temel itibariyle KKM ve üzerinde odaklanılmış ve buna ek olarak gerektiğinde likidite, teminat ve kredi koşullarıyla hareket edilerek yani para politikası çerçevesinde ve politika faizini değiştirmeksizin bunun üzerinden hareket edilen makro ihtiyati çerçeve üzerine oturtulmuş bir para politikası çerçevesi öngörüyorum. Tabii bu öngörüye baktığımızda işte sizin de belirttiğiniz üzere metinde resesyon meselesi devreye girmişti. Zaten genel itibariyle dünyanın genelinde bir büyüme tarafında yavaşlama aslında bu anlamda görülüyor. Türkiye tarafında da baktığımızda şöyle bir tablo söz konusu. İlk çeyrekte tabii 7 civarında bir büyüme. İkinci çeyrekte de muhtemelen 4-4,5 civarında bir büyüme datası göreceğiz biz. Yılın genelinde genel itibariyle konsensus tabii 3'ler civarında, 2,5-3'ler civarında bir konsensus var ama ben Türkiye ekonomisinin yıl genelinde yine 4 ve 4'ün üzerinde bir büyüme gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Böyle bir tahminim söz konusu. Çünkü hem ilk çeyrekte hem ikinci çeyrekte büyüme güçlüydü. Evet, yavaşlama emareleri var ama böyle devam ediyor. Enflasyon tarafına baktığımızda da tabii şöyle bir tablo söz konusu. Şu an itibariyle hem tüketici tarafında hem üretici tarafında ciddi bir enflasyonist ortam var. Küresel taraftan da besleniyor ama bizim kendi içsel dinamiklerimiz de tabii özellikle kur değer kaybı da söz konusu burada. %80'lere varan bir enflasyon TÜFE tarafında, üretici fiyatları tarafında da %120'ler, %130'lar civarında bir tablo var. Burada asıl belirleyici unsur bence kur tarafı olacak. Tabii baz etkisi belli noktada yılın sonuna doğru devreye girecek ama buradaki baz etkisi geçmişteki kadar etki eder mi? Burada bir soru işaretim var.
O da şununla ilgili, dediğim gibi hem küresel ortam hem Türkiye'de kur tarafını tutabiliyor olmak lazım. Bu böyle düşündüğünde ben bu toplantıda Merkez Bankası'ndan genel itibariyle piyasa konsensusa yaklaşan bir şey bekliyorum, bir düzeltme bekliyorum enflasyon tahmini noktasında. Şu an itibariyle bizim kur tarafında ciddi bir atak olmaması dahilinde 60-65 civarında bir enflasyonla yılı tamamlayabileceğimizi düşünüyorum ama hem küresel taraftaki az önce konuştuğumuz üzere enerji tarafındaki gidişat hem de kur üzerindeki baskılar burada enflasyonun gidişatı üzerinde belirleyici olacaktır. Ama ben ilk etapta Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda beklentiyi bu derece buraya çıkartacağını düşünmüyorum işin açık tarafı. Belki şu anki mevcut 40'lı seviyelerle piyasası konsensüsü olan 60'lı seviyeler arasında bir yerde bir tahmin oluşturur diye enflasyon tarafında böyle bir beklentim söz konusu. Peki. Bir virgül koymamız lazım şimdi. Kısa bir araya gitmemiz lazım. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Makroskop'la karşınızdayız. Ekonomi gündemini değerlendirmeye konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımız ekonomist Mustafa Aşkın ve Albaraka Türk baş ekonomisti Doktor Ömer Emeç ile birlikte. Şimdi bu hafta evet enflasyon raporunda yılın 3. enflasyon raporunda bir güncelleme bekliyoruz Merkez Bankası'ndan. Geçtiğimiz hafta açıklanan karar metnine baktığımızda da yine makro ihtiyati tedbirler kapsamında gerekirse ilave adımlarında atılabileceğinin mesajını vermişti Merkez Bankası. Dolayısıyla enflasyon yükselmeye devam ederken Merkez Bankası'ndan böyle bir ilave tedbir bekliyor musunuz? Neler olabilir? Çünkü kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat sistemi hala devrede, GES de devrede. Yani KKM'nin hacmine baktığımızda büyümeye devam ediyor ama GES'e bir miktar sanki ilginin zayıf kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla ilave tedbirler gelebilir mi sizce? Yani FED de sert sıkılaşmaya devam ediyor bir taraftan. Tabii dünyada tüm merkez bankaları neredeyse sıkılaşıyor. Çok az merkez bankası var sıkılaştırmayı yapmayan bizimki gibi. Baktığınızda bu da hem borçlanma imkanını hem de maliyetleri kökünden etkiliyor. Bizim gibi ülke açısından çok daha farklı bir etki yaratıyor. Bu bağlamda bizim merkez bankamız dolaylı müdahaleleri daha çok seviyor. Makro ihtiyat tedbirler bir bakıma sepetinin içine. Zorunlu karşılıklardan tutalım, kredi mekanizması, aktarım mekanizmasının farklılaştırılmasına kadar pek çok yöntemle enflasyonu önlemeye, biraz daha daraltıcı önlemler almaya başladı. Özellikle geçtiğimiz ay içinde BDDK'nın da buna katılmasıyla birlikte kredi limit ve hacimlerinde yavaş yavaş bir aşağı geliş söz konusu ki bu da enflasyon anlamında bir aşağı getirme için bir tür sıkı para politikası. Ama baktığımızda biz ürün geliştiriyoruz. Geçtiğimiz Aralık ayında önemli bir ürün geliştirdik ve bu ürün bize bir zaman vermişti. Kur korumalı mevduat. Yaklaşık 7 ay geçti. Bu 7 ay içinde daha gelenekselleşmiş para politikaları ve maliye politikaları yerine yine bizim biraz daha farklı bir maliye ve para politikalarını uyguladığımız görülüyor. Bu zamanı ne kadar etkin kullandığımız piyasadaki fiyatlamadan daha net bir şekilde görülüyor. İşte 18'di, tekrar 18'e geri geldik. Ama baktığımızda bu zaman diliminde biraz daha alışılagelmiş para politikalarını uygulasaydık buraya gelmeyebilirdik sanki. Ama görünen o ki bu tutum biraz daha devam edecekmiş gibi görünüyor. Bu geçişkenliği arttırıyor. Biraz önce Ömer Bey de söylüyordu. Geçişkenlik arttıkça döviz geçişkenliği, enflasyon artıyor. Bir tür tavuk yumurta hikayesi gibi fasit bir daireye dönüşmeye başlıyoruz. Biraz daha beklentiyi yönetebilen, biraz daha güven verebilen para ve maliye politikalarına ihtiyacımız var. Üründen ziyade diyeyim. Evet, yani dolarizasyonu bir türlü kırmayı başaramadık. Başaramadıkça da kur yükselmeye devam ediyor. Kur yükseldikçe dolarizasyon da artıyor. Ömer Bey, sizin beklentiniz nedir? Yani Merkez Bankası'nın o karar metninde kullandığı ilave tedbirler kapsamında atılacak adımı var mıdır? Ne beklersiniz Merkez Bankası'ndan ya da diğer BDDK'dan da gelebilir belki? Kredileri sınırlayıcı adımlar da gelebilir belki bu ölçüde. Yani böyle bir tedbir beklentiniz var mı? Yani şöyle Semra Hanım, yani genel itibariyle baktığımızda belli bir süredir aslında KKM olsun, GES olsun ya da kredilerin selektif kullanılması olsun, zorunlu karşılıkların yine selektif kredilere ve sektörlere göre değişmesi, büyüme tarafına bir ilişkisinin kurulması olsun. Genel itibariyle ana para politikası çerçevesinin politika faizinin sabit tutulması dolayısıyla enflasyonda dış etkiler ve iç etkiler ve kur tarafıyla birlikte düşündüğümüzde buradaki etkiyi sınırlamakla ilgili çeşitli adımlar atılıyor.
Bu adımlar işte hem işte ilk geçen yılın sonunda 20 Aralık'ta gelen KKM dolayısıyla bir işte gelişme oldu. Sonrasında GES oldu ve arada da yine şu an itibariyle tabii burada ek olarak KKM kaldığı yerde de kalmadı. Ona da ek destekleyici tatlandırıcılar da getirildi. Yani hem tüzellere sonradan açılması, işte vergi teşviği mekanizmasının devreye girmesi, GES'lerin sonradan yeni de devreye girmesi gibi birçok nokta geldi. Ben genel itibariyle bu metinden şunu anlıyorum, Merkez Bankası'nın söylediği. Yani bu özellikle kur tarafında, KKM geçişleri tarafında şey olduğunda, belli akım verilerde yavaşlama görüldüğünde belki bunları destekleyecek katlandırıcıların tekrar devreye girebileceğini düşünüyorum. Yani KKM tarafı şu anda malum Merkez Bankası'nın rezervleri noktasındaki o süreci yönetmekle ilgili bir zemin hazırlamıştı. Ama burada geri dönüşlerde mesele olmaya başlarsa, yani geri dönüşümler olmazsa, burada Merkez Bankası devreye girip ya da para politikası devreye girip, belki BDDK kanalında devreye girerek, burada bir tatlandırıcı verilmesi yoluyla bu akışların devam etmesi birincisi düşünülebilir. İkincisi bu selektif kredi politikası devreye alınmıştı ama genel itibariyle ben kredi tarafındaki politikalarda ve kredi, bunun sonucu da tabii şu oldu. Hem zorunlu karşılıklar tarafında hem BDDK'nın getirdiği kredi risk ağırlıklarının değiştirilmesi yolu uygulamalar belli bir süre büyüme tarafında, kredi tarafındaki büyümeleri geri çekti. Şu an itibariyle işte rakamlara baktığımızda aslında büyümeler, kredi büyümeleri tüm sektörlerde bir geri çekilme noktasında, büyüme hızları geri çekiliyor. Ama ben Türkiye ekonomisinin dinamiklerini ve enflasyonun, işletme sermayesinin ihtiyacını düşünerek her ne kadar enflasyonu baskılamak için bunun ihtiyaç olsa da bunun sürdürülebilir olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü belli bir noktadan sonra işletmeler tekrar bu yolla işte reel sektör temsilcileri, belki politika yapıcılara yönlendirerek bu kredi mekanizmasını canlandırmaya çalışacaklardır. Çünkü bu kadar enflasyonist ortamda dediğim gibi hem hane halkı tarafında hem şey tarafında, işletmeler tarafında bir finansman ihtiyacı da söz konusu. Ben genel itibariyle politika, ana para politikası çerçevesinde politika faizi değişmediği ölçüde dediğim gibi KKM'nin ve liralaşma stratejisinin başta olmak üzere buradaki etkileri makro ihtiyacı çerçevede hem kredi mekanizması hem likidite mekanizması gibi daha diğer yan etkilerle devam ettirecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda yani belki bundan atıyorum 6-7 ay önce konuşuyor olsaydık belki KKM'yi konuşmuyor olacaktık. Yani elimizde ne var diye baktığımızda ya da belki GES'i konuşmuyor olacaktık. Her ne kadar bunlar geçmişte gündeme gelmiş, konuşulmuş şeyler olsa da Türkiye bu anlamda ben hani eğer sıkışma olduğunda hem teşvik edici hem destekleyici yeni ürünlerin getirilebilme potansiyelini görüyorum. Burada tekrar devreye girecektir ama şimdi şeye baktığımızda tabii KKM günün sonunda tabii ki TL mevduat itibariyle duruyor ama maliyetlere baktığımızda yani kamu maliyetine baktığımızda tabii ki FX olarak değerlendirmek lazım o yönle baktığımızda. Burada genel itibariyle bizim asıl belki odaklanmamız gereken nokta liralaşma stratejisinin temelde nasıl hareket edeceği ve liralaşma ile ilgili bizim odaklanmamız gereken noktanın nasıl olacağı. Çünkü dolarizasyon meselesi gerçekten önemli meselelerden bir tanesi. Dolarizasyona akım oluştukça tabii dolarizasyon aslında kendi başına bir sorun olmaktan ziyade asıl sorunların neticesi itibariyle önemli. Çünkü dolarizasyon oluştukça kur etkisi, kur etki oluştukça enflasyon ve bu sarmal döngü hareket ediyor. Özetle ben temel itibariyle hem BDDK hem Merkez Bankası tarafından liralaşma ve KKM çerçevesindeki adımların devam edebileceğini, gerektiğinde selektif kredi politikaları yoluyla da bu adımların desteklenebileceğini düşünüyorum. Ama asıl belki odaklanmamız gereken nokta hem enflasyon hem de liralaşma tarafındaki artışı daha da nasıl destekleyeceğimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında kredi hacimlerinde yavaş yavaş haftanın haftaya bir daralma görüyoruz. Yani o kredileri sınırlayıcı, daha doğrusu selektif kredileri biraz daha yönlendirici adımların atıldığını görmüştük. Ve onların etkilerini de aslında biz yavaş yavaş görmeye başladık kredi hacimlerinde. Vadeler biraz tabii azaldı. O da işte krediye ulaşımı,
zorlaştıran unsurlardan bir tanesi. Yani burada özellikle de yatırım, üretim, istihdamı destekleyici kredilerde yeni bir düzenlemeye gidilmeli mi sizce? Belki gidilebilir ama tabii burada sorun kaynak sorunu. Ne kadar kaynak aktaracaksınız ve bu kaynak enflasyonu ne derece tetikleyip tetikleyemeyecek. Ama diğer taraftan yine çalışma sermayesi eksikliği bütün reel sektörde hat safhada hissediliyor. Sahada yaptığımız görüşmelerde net bir şekilde görülüyor. Bir de biz 90'lı yıllardan şunu biliyoruz. Enflasyonun bu kadar yüksek olması öz sermaye yetersizliğine de yol açıyor. Çünkü öz sermaye eritiyor enflasyon. Ve buna karşı da işletmelerin yapabileceği şeyler sınırla. Zaten riskten korunma ile ilgili mekanizmalarla belli sınırlamalar getirildi. Dolayısıyla esasında belli bir süre sonra siz kredi mekanizmasıyla özellikle bankacılık üzerinden belli tip işletmeleri yeterince finanse edemezseniz işletmelere dönük başka sorunlar ortaya çıkmaya başlayacak. Ama bunu da fazla yaparsanız bu sefer enflasyonist baskıyı daha farklı hissedecek piyasa. Dolayısıyla çok dengeli bir politika idare etmek gerekiyor. Burada işletmelerin risk yönetiminin de giderek daha da önem kazandığı bir döneme doğru gidiyoruz gibi geliyor bana. Hem bankalar açısından hem de işletmeler açısından aslında. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Çok ben sağ teşekkür olun. Ederim. Ömer Bey size de çok teşekkürler. Çok sağ teşekkürler. Olun değerlendirmeleriniz için. Ekonomist Mustafa Aşkın ve Albaraka Türk Baş Ekonomisti Doktor Ömer Emeç'le değerlendirmiş olduk gündemdeki gelişmeleri. Noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Halkbank'ın katkılarıyla.